Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Bakınız, hiç kimsenin taraf olmasını eleştirenlerden değilim. Ya ben de bir tarafım ya. Taraf olmak insanların en temel hakkıdır. Ancak siyasette amigoluğu doğru bulmayanlardanım. Futbolda amigoluk olur. Zaten futbol seyircisi amigo ise maç seyretmeye gitmez. Sırtını sahaya döner, seyirciyi gaza getirir. O amigodur. O taraftar değildir. Taraftar başka bir şeydir. Ama doğru taraftar kimdir biliyor musunuz? Takımının iyi oynadığı zaman iyi oynadığını, kötü oynadığında kötü oynadığını söyleyen, takımının aleyhine ya da lehine haklı bir karar alındığında bravo, aleyhine de ya da lehine haksız bir karar verildiğinde de ya olmaz bu kadar diyebilendir. Taraftar olmak adil olmanın önündeki engel değildir. Ben Atatürk ilke ve inkılaplarından yanayım. Çocukluğumdan beri böyleyim. Ama ben Atatürkçü değilim. Ne demek Atatürkçülük ya? Atatürk, Türk ulusunun en büyük değeridir. En büyük değer için sonuna çü eklenmesi konmaz. İs de konmaz, izm de konmaz. Bunlar ideolojidir. Atatürk ideolog değildi. Şevket Süreyya Edemir'in İhtilalin Mantığı isimli kitabından size daha önce söz etmiştim. Sayfasını şimdi unuttum. Bir ara yine hatırlatırım. Şimdi spontane konuştuğum için söylüyorum. Orada Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyet Halk Fırkası kurulduğunda diyor ki paşam bu partinin doktrini yok. Yani ideolojisi yok bu partinin diyor. Mustafa Kemal gülümsüyor. O güzel Makedon şivesine çocuk diyor. Bu bir halk fırkasıdır. Yani bu bir kitle partisidir. Halkın bütün her kesimini kucaklar demek istiyor. Halk fırkalarının yani kitle partilerinin ideolojisi olmaz diyor. Ya bunu söyleyen bir adamın peşinden giderken ben Kemalistim, Kemalizm şöyledir. Ya Kemalizm, Kemalist yok böyle bir şey çocuklar, yok böyle bir şey arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk var. Muhteşem bir insan, muazzam bir insan. Ama canlarım ben nasıl ki milyarlarca Müslümanın inandığı kutsal kitabın mutlak surette yeniden yorumlanmasını istiyorsam, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bazı konularda yeniden yorumlanmasını isteme hakkına sahibim. Biraz sonra size bu konuda da bazı örnekler vereceğim. Evet, videomun yani bu Babala Televizyon'da yapılan programla ilgili eleştirilerimin altına beni eleştirenler oldu. İlk defa bir videom destekten, takdirden daha çok eleştiri aldı. Hiçbirisine dokunmadım. İçinde hakaret yoksa, küfür yoksa, hatta hakaret bile olabilir çok umursamam. Küfür ve iftiraya kızarım. Küfür, argo, hiç. Bana argo yapsınlar, umurumda bile olmaz. Güler geçelim canlarım. Şimdi bakınız, Metin Küçükev diye bir kardeşim, Türkiye'li olmaktan övünülmeli diyorsunuz da, Türk olmaktan övünmeyi neden hiç aklınıza getirip savunmuyorsunuz Sayın Bayraktaroğlu diyor. Yahu arkadaşlar, bu sabahki videomda da söyledim. Ben ne mutlu Türk'üm diyenelerdenim. Evet ben ne mutlu Türk'üm. Ancak ben Türk olduğumdan emin değilim. Öz be öz yeğenim, Hollanda'da yaşayan yeğenim, kız kardeşimin kızı, yani benim anneciğimin ve babacığımın torunları, Amerika Birleşik Devletleri'nde DNA testi yaptırdı. Bastırdı parayı, DNA testi yaptırdı. Ne çıktı biliyor musunuz? %50 Bulgaristanlı ya da Bulgar Slava. Bulgarlar da Slavdır biliyorsunuz. %20 Yunanistanlı. Yani Helen. 1000 sene öncesinden %3 Moğol çıktı. Moğol, Türk hiç çıkmadı. Ne yapacağız şimdi ben yeğenim Türk değil diye, içinde Türk çıkmadı diye. Mustafa Kemal'i araştırın bakalım. %100 Türk mü? Mustafa Kemal hiçbir zaman için ben %100 Türk'üm demedi. Mustafa Kemal ben Türk'üm, Türk olmakla övünüyorum dedi. Siz de övünün dedi. Ne mutlu size ki dedi, Türk'üm diyebilirsiniz. Ya bu çok güzel bir şey, ben buna karşı birisi değilim yahu. Ama birileri de ben Türk değilim diyorsa kızmam. Saygı duyarım. Bu memlekette 10 binlerce belki 100 binlerce Arnavut var ki birisi benim kız kardeşimin, küçük kız kardeşimin eşi. Arnavut. Harika bir adam. Müthiş, mükemmel bir insan.
Arnavut'um da diyor. Ama ben diyor Türk'üm. Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğuma göre Türk'üm diyor. Bayılıyorum. Ya bu ülkede milyonlarca Laz var ya. Laz var. Milyonlarca değil ama on binlerce, yüz binlerce Ermeni var. Rum var. Musevi var. Allah aşkına bunların Kürt var tabii ki Kürt. 20 milyon Kürt var ya. Ya bu insanlar ben Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım derken zaten yeteri kadar bundan övünüyorlar. Bu ülkenin pasaportuyla yurt dışına çıkıyorlar. Efendim bu insanlara daha ne istiyorsunuz diye sormak çok ayıp. Çok ayıp. Ya bir insan ana dilini konuşamıyorsa o insana daha ne istiyorsun diye soramazsınız. Yapmayın. Allah aşkına Türkiye'li olmaya gelince ya Amerikalı bana bir tane deyin ki gösterin Amerika diye bir ırk. Yok böyle bir ırk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti emperyal bir devletin mirasçısıdır. Osmanlı emperyal bir imparatorluktu. Çok etnik kökenden yurttaşı ya da o dönemin ismiyle padişahın tebaı olan bir devlet idi. Bir imparatorluk idi. Atatürk bir imparatorluğu emanet aldı. İçinde o kadar çeşitli din, mezhep, ırk vardı ki, halen var ki. Siz şimdi bu insanlara zorla Türk'üm de bakayım dedirtemezsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında devlete bir görev verilir. Yurttaşlarını mutlu etme görevi verilir. Mutlu etme görevi. Ama siz şimdi Amerika'da sorduğun zaman herkes mutluyum demek zorunda mı? O görev devletin görevi. Mutlu etmek görevi. Yani hükümetlerin görevi. Ama hükümetler Amerikalıların her 100 Amerikalı'dan 100'ünü de mutlu edemiyorlar. Ve Amerikalılar var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de Osmanlı İmparatorluğu gibi emperyal bir devlet. Pek çok kökenden insandan oluşuyor. Ya ne olursunuz ya. Bir daha bir şey daha. Amerika Birleşik Devletleri üniter bir devlet. United States. Efendim eyalet rejimi gelirse, ülke eyaletlere bozulursa üniter devlet yıkılır. Hadi in oradan edepsizler sizi. Ya üniter devlet niye yıkılsın? Almanya'da üniter devlet ama bir sürü eyalet var. Daha yeni geldim Hollanda, üniter devlet ama eyaletler var. 11-12 tane eyalet var. Tam olarak bilmiyorum ama 7 demiştim. Bir Hollanda'da yaşayan bir yurttaşımız düzeltti. 7'den daha fazlaymış. İtalya'da üniter devlet. İspanya'da üniter devlet, Fransa'da üniter devlet. Ama bütün bunlarda eyaletler var yahu. Ya ne olursunuz canlarım, sizleri hepinizi çok seviyorum. Biliyorum hepiniz benim bu düşüncelerime karşı değilsiniz. İçinizde beni sevdiği halde bu Babala TV'deki baskıcı programdan dolayı beni tenkit edenler beni seviyorlardı. Onu da biliyorum, ona da eminim. Ama lütfen siz de beni anlayın yahu. Arkadaşım biri diyor ki, Ümit Özdağ Babala TV'ye konuk oldu demiş. İnanın onun üzerine hemen aldım. Hızlandırılmış bir şekilde, yalan yok. 1,5 hızla Ümit Özdağ'ın katıldığı programı dinledim. Dinledim. Yahu Ümit Özdağ'ın programı nasıl başlıyor? Dikkat edin. Bir daha girin bakın. İlk beş yorum soru değil. Onlar soru değil. İlk beşi hani Oğuzhan diyor ya bunlar kaçak girdiler ama sanmayın ki herkes bunlar gibi diyor. Onlar belli ki belirlenmişler. O 4 ya da 5 kişi. Ümit Özdağ'a çanak sorular sordular. Soru da sormadılar canım. Yorum yaptılar. Ümit Özdağ da golünü attı. Helal olsun. Hiçbir lafım yok. Hiç olabilir efendim. Öyle anlaşmışlar. Ama Abdurrahman Uzun mu? Öyle bir isim vardı. Ya o da gazeteciymiş. Adam oraya soru sormaya gelmemiş. Ümit Özdağ ona ana avrat küfretsin ki Ümit Özdağ'la yumruklaşsın. Onun için gelmiş, kavga etmeye gelmiş canlarım. Ben bu tarz programlara karşı. Fatih Altaylı yapardı. Bu sabah da söyledim. Ya Fatih Altaylı yapardı programları ama teke tek yapardı. Bir kişiyi çağırırdı, konuşurdu, gönderirdi, ikinciyi çağırırdı ya da üçüncüyü çağırırdı, teke tek konuşurdu. Fatih Altaylı o kişilerle çok ters sorularla tartışırdı. Çok ters. Ama başka soru soran yoktu. Haklıydı Fatih Altaylı. Oğuzhan'ı ben neden tenkit ettim? Yaptığı programda ya kendileri soracak soruyu davet edecek, ya kendileri soracak soruyu ya da sadece soruyu soranlara bırakacak. Kendisi tek bir yorum yapmayacak. Ümit Özdağ sürekli çanak tuttu Oğuzhan. Gergerlioğlu'nu ise sürekli çakalların önüne attı. Olmaz. Canlarım olmaz ya.
Ya bu bana ters yahu, bana ters. Ben adalet peşinde koşuyorum. Ömer Gergerlioğlu'nun benim gibi düşünmesi hiç önemli değil. Bakınız bu arada kimileri diyor ki, ya sen HDP'lisin diyor. Kimileri diyor ki sen PKK'cısın diyor. Ya insaf edin. İnsaf edin. 1994 senesinde Güneydoğu Barış İstiyor başlığı altında Milliyet Gazetesi'nde 7 gün süren yazı dizimden dolayı PKK beni ölüm listesine aldı. O zaman o dönemin arşivlerine girip baktığınız zaman gazetelerde büyük ihtimalle halen vardır. Patronum Aydın Doğan da beni o ölüm tehditlerinden dolayı korumaya almıştı, sağ olsun. Allah ömrünü uzatsın. Evet. Bakın canlarım. Tekrarlıyorum. Ben dünyadaki hiçbir terör örgütünden yana değilim. HDP'li de değilim. HDP'li olsaydım herhalde Artı TV mi var? Bir TV, Artı TV zannediyorum var. Beni o da herhalde bazıları gibi HDP'ye oy verdim, stratejik oy verdim dediğimde HDP'li zannetti ki programına davet etti. Bir gördü ki ben HDP'yi de tenkit ediyorum, hem de ağır tenkit ediyorum. Bakın arşive girin bulamazsınız. Neden? Çünkü yayınlanan programım 20-25 dakika sürdü. Yayınlanan programı programdan bittikten sonra hemen yayından kaldırıldı ve bir daha hiç yayınlanmadı. Oysa bundan 3 sene 2 sene önce yayınlanan bütün programlar Artı TV'nin arşivinde yer alıyor. Benim programımı kaldırdılar. E ben nasıl HDP'liyim? HDP'liler benim konuşmalarımı yasaklıyor. Ha soruyorum, nasıl yasaklıyor? Etmeyin arkadaş. Ben ne Abdurrahman Uzun'um, ben ne? İşte ne bileyim, bizim Özlem Gürses'im. Özlem yanlış yaptı dedim, söylüyorum hiç açık açık. Net abi, yanlış yaptı. Oğuzhan yanlış yaptı. Kesinlikle yanlış yaptı. Tekrarlıyorum. Oğuzhan'ın yaptığı programlara karşı değilim, saldırganlığa karşıyım. İnsanların cevap haklarını kullanmasının önlenmesine karşıyım. Ümit Özdağ'a yapılan saldırılar iğrençti. Ayıptır. Ümit Özdağ'ın mülteci mücadelesini yürekten destekliyorum. Çünkü o konuyu Türkiye'de ilk gündeme getiren kişi benim. Ümit Özdağ o zaman neredeydi? Ümit Özdağ'ı ne zaman tanıdınız siz? Ümit Özdağ Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun biz destekleyeceğiz demeseydi tanıyacak mıydınız? O kadar bilecektiniz sadece. 10.000'de bir oyu vardı. Mansur Yavaş'ın üstüne bastığı günden itibaren birden yıldızı parladı. Ben ne dedim? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. O seçim günü geldiğinde Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi için bu oyunu başlattı. Mansur Yavaş aday gösterilmediği gün Türkiye'deki milyonlarca Mansur Yavaş sevdalısı Millet İttifakı'nın gösterdiği adaya oy vermeyecek. E vermeyecek. Ve bunun müsebbibi Ümit Özdağ'dır. E peki Millet İttifakı sırf Ümit Özdağ'dan korkarak Mansur Yavaş'ı aday göstermek zorunda bırakır mı? Olur mu? Onu da bilmiyorum. O da çok tehlikeli. Bu sefer de Ekrem İmamoğlu'nun yandaşları çıkacak ortaya. Onlar başlayacaklar. Canlarım ya, ben çok tecrübeliyim ya. Bana ne olur. Bana inanın da demiyorum. Ama beni ne olur anlayın ya. Ya kimseden yana değilim. Özgürlüklerden yanayım. Adaletten yanayım, hukuktan yanayım. Ömer Gergerlioğlu'ndan yana falan da değilim. Ümit Özdağ'ın da düşmanı değilim. Ümit Özdağ İyi Parti'den kovulduğunda, açın bakın arşivimi, arayayım bulayım, bir daha paylaşayım. Ümit Özdağ'dan yana tavır aldım. Kız kardeşim kadar sevdiğim Meral Akşener'e cephe aldım. Meral Akşener'le tartıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? O aynı Ümit Özdağ. Kendisini Korkusuz Gazetesi'nde ve bu ekranlarımda, kendi YouTube kanalımda bir de paylaştırdım diye bana telefon açıp ağır hakaretler etti. Bir gün sizinle o konuda Ümit Özdağ'ın bana ettiği hakaretleri söyledim mi? Hayır. Ümit Özdağ'ın aleyhine gittim, attım, tuttum. Hayır. Tekrarlıyorum. Ümit Özdağ'ın mülteci mücadelesini sonuna kadar destekliyorum. Bunlar mülteci değil, bunlar işgalci. Ama bu lafı ilk kullanan Türkiye'de benim. 25 senelik dostum arkadaşım Rifat Hisarcıklı, onun kalbini kırdım. Rifat, bunu sen yaptın. Bu mülteci işgalcileri başımıza sen bela ettin. Recep Tayyip Erdoğan'ın beynine girerek bunları ucuz emek olarak Türkiye'ye getirdin. Dedim mi demedim mi? Beni 10 sene 11 sene önceki yazılarımı hatırlayanlar ve bu videolarımı hatırlayanlar. Değil mi canlarım? Kaç defa söyledim.
4 senedir video çekiyorum. 4 senede kimdir kaç defa söyledim. Peki Ümit Özdağ niye karşıyım? Ben Ümit Özdağ'a karşı değilim. Ümit Özdağ Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu açmaya çalışıyor. Ümit Özdağ Recep Tayyip Erdoğan'ın grayderi. Grayder. Yoldaki taşı, toprağı, deriyi, tepeyi açarak Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunu güzelleştiriyor, temizliyor. Bunu nasıl anlamıyorsunuz siz ya? Ya kardeşler, canlarım benim, güzel torunlarım. Bu ülkede Millet İttifakı'nın adayı kazanamazsa, ki bu şartlarda iyice zora gidiyor. İyice zora gidiyor, göreceksiniz. Ya ne diyorlar ya, Ümit Özdağ programında gördüm ben. Adam soru soruyor sözde. Ümit Özdağ. Diyor ki efendim diyor şu diyor o televizyon bilmem ne, bilmiyorum konuyu. Yayınladıktan sonra İyi Parti'den size ne kadar çok seçmen geleceğini tahmin edebilir misiniz? Ya böyle soru mu bu şimdi bu? Bu çanak. Yani ben Ümit Özdağ'ın kavgalısı değilim, düşmanı değilim. Aksine mültecilik konusundaki bütün politikalarını destekliyorum, ırkçılığı hariç. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Bizim milliyetçilik anlayışımızda ırkçılık yoktur dedi. Açın bakın Mustafa Kemal'in arşivini, göreceksiniz. Türk olmakla övüneceksiniz, övünün. Harika iş yaparsınız. Ama etmeyin, eylemeyin yahu. Irkçılık yapmayın yahu. Ya bu Kürt kardeşlerimizin ana dilleriyle konuşmalarına bu kadar karşı gelmeyin. Ayıptır, günahtır, yazıktır yahu. Ben ki 1994'te bu Güneydoğu Barış İstiyor başlığı altında yazılan yazı dizimde de demiştim ki ya bırakın bu insanlar, Tansu Çiller başbakandı, bırakın bu insanlar ana dilleriyle konuşsunlar. Bırakın Dallas'ı Mallas'ı gibi o tür filmleri bırakın kendi dilleriyle izlesinler. Dublaj yaptırın ama izlesinler. Niçin o filmleri? Çünkü o filmler her türlü pisliğin olduğu filmlerdi. Onlar da görsünler. Nihayet yani. Ah be canlarım. Benim güzellerim. Hepinizi çok seviyorum ama ne yazık ki kendimi anlatamıyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.